Günaydın. Bak çok kısa söyledim bu sefer. Günaydın. Yapmadım. Günaydın. Bizim günümüz böyle keyifli başladı. Pazar kahvaltısı. Murat Özgüdür'ye mamasını yediriyor. Bu da ben de kahvaltıyı hazırladım. Murat bir de menemen yaptı. Ellerine sağlık hayatım. Bayağı afiyet güzel olsun. Gözüküyor. Anneciğim günaydın sana da. Bugün böyle bayağı bir gezmelere gideceğiz. Teyzeleri göreceğiz. Halaları, teyzeleri göreceğiz. Evet. Afiyet olsun. Murat'ın spesyalinde bugün Özgüdür için yumurtalı peynir var. Çok güzel gözüküyor. Ben bile canım yumurtalı peynir mi? Peynirli yumurta mı? Tavuk mu cevizden çıkar? Tamam. Anladın sen onu. O zaman artık günümüzü başlatalım. Hızlıca da kahvaltı yapıp hazırlanmamız gerekiyor çünkü birazcık geç kaldık. Anneciğim. Maşallah senin iştahına ya. Maşallah. Yemeyen çocuk çok zor. Gerçekten iyi ki de Özgüdür yiyor her şeyi. Allah yemeyen çocuğu olan varsa bin kat yardımcısı olsun. Çünkü başlarda süt emmediği zamanı hatırlıyorum da kabus gibiydi. Ama Allah'a şükür ek kadarlarımız güzel gidiyor. Hadi artık bize afiyet olsun. Anneciğim. Her yerin yumurta, gözün, ağzın, gözün, saçların. Allah! Şu yerlere bakın. Niye yaramazlık yapıyorsun? Özgüdür o. Yap anneciğim. Büyünce de sos yapamayacaksın. Şimdiden yap. Yiyecek mi biraz daha? Kızım kaşında bile yumurta var. Hadi gel banyoya. Yürü. Yürü hadi. Çiçekler açtı, ayrılar hep çağırır. İçinde Özgüdür'ü oynatıyoruz. Evet, bizim kızımız hazır. Babaanneyi de aldık. Şimdi teyzemlere gidiyoruz. Teyzem de annemler, halamlar falan olacak. Babamla gelmek istiyor bana. Normalde Sevil annemler de gelecekti bizimle. Hatta onlarla plan yapmıştık. Hep birlikte gidecektik teyzemlere. Teyzem yeni eve çıktı biliyorsunuz. Bir dakika. Açın. Çantam asansörün oraya takıldı da gelemedim. Yani çok korktum. Normalde Sevil annemler de gelecekti ama onların uzaktan bir akrabasının cenazeleri çıktı. O yüzden onlar gelemedi. Ben de babaanneyi aldım. Gidiyorum teyzeme. Halamla annem de gelecek. Yani ev oturması yapacağız. Şimdi teyzem neler yapmıştır, neler döktürmüştür. Kesin döktürmüştür. Umarım işte köfte yapmıştır. İnşallah. O yüzden kahvaltıda çok yemek yemedim. Evet, teyzeme geldik biz. Allah! Kuru patlıcan dolmaları, sarmalar. Allahu Ekber. Teyzem resmen baklava açmış. Şu an bir tadım yapmam lazım. Sizin için sadece. Tek tek açma hem de. Önce de çok tek tek açma baklava. Tek tek açma. Ben böyle bir şey. Teyzem dolabında yer kalmadığı için yemeklerini buraya koymuş. Çok mantıklı. Nasıl olsa hava soğuk. Buzdolabı kıvamında. Hiç çürümeden kalabilir. De kuşlar saldırmıyor mu acaba ya? Teyze bu balkonuna kuşlar saldırmıyor mu? Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Allah. Havuç salatası var, börek var. Burada baklava hamurundan da börek var. İki çeşit börek var. Şimdi iş köfteyi kızartacakmış. Onu da izlemek istiyorum. Onu da sizin için çekeceğim gençler. İş köftelerimiz oluyor. Bir de burada bir çorba var. Mantı çorbası değil mi bu? Yüksük çorbası. Yüksük mü deniyor? Yüksük. Yüksük çorbası. İçinde bulgur da, doğut da var. Mantı da var. Güzelmiş bu çorba. Burada da iş köftelerimiz bol yağda kızartılıyor. Vallahi canım çok çekti. Keşke daha bir başka bir şey isteseymişim. Elif'i. Evet, şimdi biz prensesin odasındayız. Prensesimiz de burada. Vallahi ben bilmiyorum konuşacağım. Niye anneanneciğim? Sen çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel laf sokuyorsun. Konuş. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Nasılsın? İyisin?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bebeğin nasıl? Bak burada nasıl, büyümüş Murat mü bebeğin? Nasıl? İyi iyi hepsi. Kaynatan gel, kaynanan. Hepsi çok iyi anneanneciğim. Bebek büyümüş mü Özgü Duru? Bak burada. Anneannemin bastonuyla oynuyor. Hiç büyümemiş. Fotoğraf gibi değil. Fotoğrafta çok kilolu görünüyor. Evet, fotoğrafta ve videolarda genelde kilolu gözüküyor ama normalde o kadar değil. Haklısın. Anneanne sen kaç yaşındasın? 85. 85. Bu ne, hiç yaşlanmıyorsun, hep 85'ti. Geçen sene de 85 dedi. He? Geçen sene de 85 dedin. He. He. Ne lan, 84'üm, 85'im. 85 yaşında. Fotoğraf var, nüfus kağıdı olur bak. Nerede? Ben annemin nüfus kağıdına bakmak istiyorum. Açsana bir anne. Kaç bu? 1934 mü? Ben nasıl hesaplayacağım? 2019'dan çıkarsak... 85 yaşındasın. Ne oldu size? Ben sizin kimidim? Ceviz kırıyordum, ceviz. Biz de ceviz kırıyoruz. Ha, ayakla. Desene çuvaldan toprak taşıyordum. Onları anlar eskileri. 60 çuval toprak bir nefese çıkarttım damı. Nerede onlar? Helal sana. Siz eski kadınlarsınız canım. Siz taş gibiymişsiniz. Biz öyle değiliz şimdiki nesil. E niye? Siz de taş gibi olan. Olamıyorum. Yapmışız öyle oluyor. Anneannem yine laf sokmaya başladı. Ekmek 120 kilo. 120 kilo bir günde ekmek yapıyordum. Kime veriyordun o kadar ekmeği? Kaka yapıyordum parasını. Satıyordun değil mi? Çocukları neden büyüttün? Evet. Anneannem tek başına 6 çocuğu büyütmüş. Maşallah. Bay bay yedin. Anneciğim. Anneciğim. Özgü Duru'nun. Sağ taraf sanki biraz daha ağır basmış. Evet babacığım, ağır basmış. Anneli kızıma anneli. Hoppala kızıma hoppala. Kızıma hoppala. Hoppala odun geçti. Orada rezil bir kız var. Kızım yaksın. Evet, biz küçük minnoş sıcak evimize geldik. Nasıl geçti günün hayatım? Bugün benden ayrı güzel bir kopacağım dedin. Bugün güzel bir yapacağım. Hayatımda yaşadığım en güzel günlerden biriydi. Şaka yapıyorum. Kitap okudum. Çocuk yürek yemiş ya. Neydin? Kitap okudum aşkım. Güzel. Neydin? Ne okudun? Döner yedim Köfteci Yusuf'ta. Bu sefer doğru yolu buldum. Karşısında sushi vardı. Ne yemedin? Sushi vardı. Yiyebilirdim aslında ama Alperen vardı yanımda. Bilmiyorum, belki bir dahakine deneriz. Ne okudun? Tesla'yı okuyorum. Şu Hazal'ın verdiği kitap. Evet. Güzel mi? Çok güzel. Tavsiye ederim. Sürükleyici mi? Çok sürükleyici. Sen çok hızlı okuyorsun ya. Ben öyle değilim. Biraz hızlı okurum. Ama tabii o edebiyatçılığından kaynaklı olabilir. Yo, edebiyatçılıkla alakası yok bence ya. Çok kitap okuduğundan kaynaklı olabilir. Yo, bence onunla da alakası yok. Neyle alakası var? Bilmiyorum ki, bazı insanlar daha yavaş okuyor, bazı insanlar daha hızlı okuyor ama bunun teknikleri de varmış. Yani hızlı okuma ben tekniği. Ben hızlı okuma yeteneği bana anne karnında verir diyorsun. Ya tabii ki her insan farklıdır yani, ben hızlı okuyorum. Tamam. Çok kitap okuduğumdan şimdi, değil, çok kitap okumuyorum yani. Tamam evet. Hayatım, kendini övmeye devam etsen orada, ben bak, burada konuşmayayım. Bak, övmeyeyim kendimi. Şimdi şöyle bir şey, bir şikayetim var. Evet. Ne, hangi konuda şikayet edeceğimi çok iyi biliyorsun. Evet. Ya diyorum ben ki, artık yıldım. Neden? İlk önce ben konuşmak istiyorum. Çünkü telefon benim elimde ve ben konuşacağım. 10 dakikalık mesafe teyzemle bizim elin arası. Ben sürüneceğim, sen sürüneceğim mi? Neyse tamam, devam et. Ben sürünce 15-20 dakikaya çıkıyor. Murat sürünce 10 dakikaya. Evet. Her neyse. Yani bir insanı kocası hiçbir motive etmez ya. Yani mesela şunu demiyor. Özge diğer günlere göre daha iyisin. Şimdi diyecek ki daha iyi değilsin diyecek muhtemelen. Ama ben daha iyi olduğumu düşünüyorum. En azından heyecanımı attığımı görüyorum. Evet. Sadece bak bunu şimdi diyorsun. Arabaya oturuyorum gençler, tamam mı? Arabaya oturuyorum. Başlıyor konuşmaya. Ki geçen gün uyardım hani yine daha iyi. Hani geçen günkü gibi değil. Hani diyor ki işte sola dönemedin işte. Bakın şimdi. Dönüyorum insanın, niye de? Sadece işte açıktan, sol dönerken açıktan döneceksin, sağ dönerken açıktan dönmeyeceksin. Sadece bunu kullanıyor bu cümleyi. Ya ben de
her dönem eşit yapamıyorum onu sonuçta yani. Ben de 40 yıllık şoför değilim. Ama bana bir kere olumlu bir geri bildirim vermiyor asla. Evet daha iyisin, daha güzel yapmaya başladın Özge. Gerçekten iyiye gidiyorsun, heyecanını atmış gibisin. Asla demiyor. Ve şu söyleyeceğim hemen, bir sonuncu şikayetim bu. Ben süreyim demeden asla al hayatım, sen kullanmak ister misin? Asla demiyor. Ben diyorum ki kalk oradan diyorum. Şimdi ben anlatabilir miyim? Evet sen anlat. Şimdi bir insan aynı hatayı yapıyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Doğru mu? Sola dönerken açıktan almak çok zor bir şey değil. Sana yeniden bir şeyi icat etmeni söylemiyorum. Bir ben de hala, Özge şu yüzden hala, hata yapıyor. Çünkü kabul etmiyor. Sola dönerken açıktan dönmedin diyorum. Bana diyor ki açıktan döndüm. Ama dönmedin diyorum işte. Yani bu araba konusunda ben senden daha bilgili olduğum için benim sözüme güvenip tamam hayatım bir dahakine daha dikkat edeceğim demen lazım ki sen bana şu cevap veriyorsun. Açıktan aldım. Ama almadım. Şimdi şey dedi. Sen dedi daha bilmediğin için dönemiyorsun gibi bir şey söyledin az önce galiba. Öyle bir cümle kurdun neyse. Kendi anne bana söylediği yerde aynı yerde kendisi dönemedi. Babamlar da vardı. Hatta üçümüz bir arada ki Murat benim için miydi? Ya o da niye sizin şeyiniz? Az daha arabayı çarpıyordu. Şimdi ben mesela arabayı babam sürerken güvenirim babama. Siz demek ki benim şoförüne güvenmediğiniz için kendiniz oluyorsunuz. O beni bağlamıyor. Ben her insan kaza yapabilir mi? Yani kaza yapmayan bir insan yok. Sonra ayak sen işini kabul etsin. Hatasını kabul etsin. İnsanın hatasını kabul etmeli. Ve hatalarından ders çıkarıp ona göre yollara devam etmeli. Sen hatalarını kabul etmediğin için hatanı ısrar ediyorsun. Bir atasözü var. Aman nereden? YouTube'a girelim. Bakın ilk sırada kim var? Ay benim videom. Çocuk kanalları yazıyorum şuraya. Çocuk şarkıları. Alkışla. Kaplanı seviyorsan alkışla. Aslanı, kaplanı, kaplanı, aslanı seviyorsan alkışla. Ayıyı seviyorsan alkışla. Filleri seviyorsan alkışla. Evet biz birazcık acıktık da böyle şeyler hazırladım. Geçen gün Arput köftesi yapmıştım. Onu ısıttım. Murat'ın keki ve teyzemden getirdiğim sağ olsun bana da verdi. Baklava hamurundan açmış. Ben orada tadına bakamadım. O kadar çok şey vardı ki buna sıra gelmedi. Şimdi onu da yiyeceğim. Böyle birlikte yiyeceğiz. Birazcık acıktık çünkü. Evet artık gün sonuna geldik. Saat şu an 10.30. Benim 11'de öyle bir yatakta olmam lazım. Hemen uyku moduna geçmem lazım. Hatta şimdi geçsem de daha iyi olacak. Çünkü uyuma sürem birazcık değişiyor. Özellikle hafta sonları geç kalktığım için daha geç uyuyorum pazartesi günleri. O yüzden pazartesi günleri çok uykusuz oluyorum. Yarın iş var biliyorsunuz. Saat 5.30'da kalkmam gerekiyor. Bunun için de yarın giyeceğim iş kıyafetlerini, işte çantamı falan hazırlamam lazım. O yüzden onları hazırlayıp hemen yatacağım. Videomu da o yüzden şimdi burada kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız hala, abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda, daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.